Herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayım arkadaşlar. Daha önceden güçlü etkileşimleri tamamlamıştık. En son kovalent bağ ve metalik bağdan bahsetmiştik. Artık geldik bu mevzunun ikinci kısmına. Yani zayıf etkileşimlerden bahsetmeye ki dersimizin konusu da o olacak. Bununla birlikte ünitenin de sonuna çok çok yaklaşmış olacağız arkadaşlar. Peki neler var konumuzun içeriğinde? Hep birlikte şöyle bir göz atalım. Arkadaşlar zayıf etkileşimlerin de alt türlerinden bahsetmiştik. Bunlardan ilki Van der Waals bağları olacaktı ve bunun alt başlıklarını da değerlendirmeye almıştık. Ardından hidrojen bağından bahsedeceğiz. Oldukça özel bir bağ türü karşımıza çıkacak ve hidrojen bağını zayıf etkileşimlerin en güçlüsü olarak değerlendireceğiz. Ve bu etkileşimlerin maddelerin fiziksel özellikleriyle ne gibi ilişkileri var? Yani kaynama noktası ya da donma noktasıyla ile mesela ee nasıl bir ilişkiye sahip oluyor bunları değerlendirmeye almış olacağız. Peki dersimizi tamamladığımız zaman biz neler kazanmış olacağız? Arkadaşlar güçlü ve zayıf etkileşimler arasındaki farkları artık tamamen bir öğrenmiş olacağız. Birine molekül içi bağlar buna da yani zayıf etkileşimlere de moleküller arası bağlar olarak tanımlayacağız. Zayıf etkileşim türlerinin madde kimliği ile ilişkisini açıklayacağız. Burada özellikle polarlı kapolarlı konusunu tekrardan bir hatırlamamız ve değerlendirmemiz çok işimize yarayacak. Ve tanecikler arasındaki fiziksel etkileşimler yani zayıf etkileşimler ve kaynama noktası ve çözünürlük gibi Fiziksel bazı değişimleri, fiziksel bazı özelliklerin ilişkilerini değerlendirmeye almış olacağız. Bu da tabii bizi ödeve götürecek arkadaşlar. 0'dan 9'a kimya kitabı ilk ödev kaynağımız olacak. Sayfa 126-132 arası bizim bu kaynaktaki ödevimiz olacak. Bakın kitabı da neredeyse bitirdik, bayağı bir ilerlemiş olduk. Ne var kitabımızda? Sol taraf bize konuyu anlatan, sağ tarafta bu konuyla ilgili 6 tane sorunun yer aldığı sayfalardan oluşacak arkadaşlar. Her sayfa çevirdiğimizde benzer bir durumla karşılaşacağız. Yepyeni bir konu anlatımı ve öğrendiklerimizle ilgili soru çözümleri bizi bekliyor olacak bölümü tamamladığımız zaman ise tarama testleri bizi bekliyor olacak kaynağımızın içeriğinde. Ve bu kitabı tamamladığımız anda da artık Dinamo Kimya kitabına geçme hakkına sahip olacağız. Testra 15-21 bizim buradaki ödevimiz olacak arkadaşlar. Peki bu kitabımızda neler vardı? Her sayfa arkadaşlar bize şöyle konuyu anlatan, konuyu özetleyen bir çözümlü örnekle başlayacak. Ve çözümlü örnekten sonra benzer nitelikte dört tane soru aşağıda bizim çözmemizi bekliyor olacak. Sayfayı çevirdikçe her bir sayfayı bitirmemiz başka bir konuyu öğrenmiş olmamız anlamına gelecek aslında. Ve bunları tamamladıktan sonra da yine bölüm tamamlandığı için tarama testleri bizi bekliyor olacak. Her iki kaynağımızda da kare kodlar bizi video çözümüne yönlendirecek ve eksiklerimizi giderme fırsatını bize sunacak arkadaşlar. Peki haydi başlayalım o zaman. Şimdi etkileşimleri sınıflandırırken güçlü ve zayıf diye ikiye ayırmıştık arkadaşlar ve demiştik ki 40 kilo jül bölü mol gibi ara bir değer var. Eğer bir bağın enerjisi bundan daha büyükse güçlü yani kimyasal bir bağdır. Eğer daha düşükse zayıf yani fiziksel bir bağdır demiştik arkadaşlar. Ve güçlü etkileşimleri iyonik, kovalent ve metalik bağ olmak üzere 3 alt başlıkta incelemiştik. Bunların da her biri üzerine ayrı ayrı durup isimlendirmesine kadar yapmıştık. Şimdi geldik zayıf etkileşimlerden bahsetmeye. Bunu aslında iki ana başlıkta inceleyeceğiz. Van der Waals bağları ve hidrojen bağ olmak üzere. Ve Van der Waals bağlarının da alt başlıkları olacak. Dipol dipol, iyon dipol, dipol dipol indüklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol ve London olmak üzere ki London etkileşimleri arkadaşlar aslında indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimlerinin özel adı olarak karşımıza çıkacak. Bak şuraya dikkat etmemiz lazım. Aslında üç tane temel kaynağımız kavramımız var burada. Dipol, indüklenmiş dipol ve iyon olmak üzere ve bu üç kavramın ikili permütasyonları bize aslında etkileşimin türünü söylüyor. Oysaki ki 3'ün ikili permütasyonu 6 olması gerekiyor. Burada 5 tane alt başlık açtık, Şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Burada eksik olan tek permütasyon var. O da iyon-iyon bağları ki iyon-iyon bağları zaten iyonik bağ olarak incelediğimiz bağ türüydü. Tamam mı? Bunun dışında kalan 5 e, etkileşim türü van der Waals bağları olarak değerlendireceğiz. Bir de hidrojen bağımız var ki o da e, ekstra ve önemli özel bir bağ türü olacak ve şöyle bir sınıflandırma yapacağız. Diyeceğiz ki zayıf etkileşimlerin en güçlüsü hidrojen bağdır. Bakın hidrojen bağı zayıf etkileşimdir hala daha güçlü etkileşim değil. Ama bunlar arasındaki en güçlü bağ türü hidrojen bağdır. Ve zayıf etkileşimlerin de en zayıfı London çekimi kuvvetleridir. Az sonra sebepleriyle zaten öğrenmiş olacağız. Şimdi o zaman bu üç kavramı şöyle bir değerlendirmemiz lazım. Yani karşımıza çıkan tanecik iyon mu, dipol mu yoksa indüklenmiş dipol mu? Buna karar vermemiz gerekiyor ki tanecikler arası etkileşimi yorumlarken de buradan sınıflandırmamızı oluşturabilelim. Eğer bize soruda bir iyonik bileşik verildiyse ya da yüklü tanecikler verildiyse burada karşımızda iyon vardır arkadaşlar. Çünkü NaCl diyorsa bunun sodyum katyonu ve klor anyonundan oluştuğunu ya da magnezyum sülfat bileşini verdiyse magnezyum katyonu veya sülfat anyonundan oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yüklü tanecikler olduğu için biz bunları doğrudan iyon olarak değerlendirebiliriz. Peki bir bileşin iyonik mi kovalent mi olduğuna yani molekül yapılım olduğuna nasıl karar veriyorduk? Eğer yapıda metal görüyorsak kesinlikle iyonik bileşiktir diyebiliyorduk arkadaşlar. Gelelim eğer bizim elimizdeki madde iyonik değil de molekül yapısına sahipse yani kovalent bağlardan oluşmuşsa bu defa da polar mı yoksa apolar mı ona dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer polarsa dipol adını vereceğiz biz buna. Burada aklımızda kalmasını kolaylaştırmak için belki şöyle bir yorum yapabiliriz. Dipol kelimesindeki di iki anlamına gelecek. Pol ise aslında hani İngilizceden aklımıza gelebilir kutup anlamına gelecek. Dolayısıyla iki kutuplu yapılara biz dipol adını veririz. E, polar dediğimiz maddeler mesela HBR Hidrojenin kısmi artı, bromun ise kısmi eksi olduğunu öğrenmiştik mesela. İki tane kutbu var ya işte bu yüzden buna dipol diyoruz. Ya da su da oksijenlerin kısmi olarak eksi, hidrojenlerin kısmi olarak artı yüklendiğini biliyorduk elektronegatiflik farkından dolayı. Dolayısıyla iki tane kutup var. O yüzden bu dipol olarak adlandırılacak. Bu yüzden bütün polar moleküller iki kutuplu oldukları için dipol olarak adlandırılacak ve kelime karşılığı olarak aslında şunla da karşılaşacağız. Kalıcı dipol dediğimiz bir anlam aslında bununla aynı şeyi ifade edecek. Çünkü kalıcı dipollük için dışarıdan bir etkiye ihtiyaç yok. Kendiliğinden zaten kutuplaşmış molekül demek olacak. Eğer apolar bir molekül varsa. Arkadaşlar apolar demek ne demek? Zaten kutupsuz demek olacak. Mesela H2 molekülü. Bunun apolar olduğunu biliyoruz. Bak bu taraf artıdır, bu tarafı eksidir gibi bir şey söylememiz mümkün değil. Dolayısıyla buna bir kutuplaşma yok. Ya da karbondioksit her iki tarafta da oksijenler var. Dolayısıyla bir taraf artıdır, bir taraf eksidir diye bir şey söyleyemiyoruz. Bir kutuplaşma söz konusu değil. Dolayısıyla bunu kutuplandıracak geçici bir etki ancak buna sebep olabilir. Hani fizikten şunu bir hatırlayın. Etki ile elektriklenme diye bir konumuz vardı. Şöyle diyorduk ki nötr bir metal varsa ve biz bu metale şöyle Artı yüklü bir cismi yaklaştırırsak burada eksi yükler bu uca artı yükler bu uca toplanır öyle değil mi? Bak indüklenme dediğimiz olay aynen budur arkadaşlar. Dışarıdan bir etki sayesinde e, kutupların oluşmasına biz e, indüklenme diyoruz. Dolayısıyla biz şu artı yük ortadan kaldırdığımız anda bu metal çubuk yine eski haline yani nötr haline gelecekti. Aynı şey moleküller için geçerli. Diyelim ki bizim elimizde şöyle hidrojen molekülü var. Bu taraf artıdır, bu taraf eksidir diye bir şey söyleyemiyoruz ama şuraya artı yüklü bir tanecik yaklaşacak olursa dışarıdan bu kısmi olarak eksi, bu kısmi olarak artı yükle yüklenir değil mi? Yani geçici olarak kutuplaşmış oldu. İşte indüklenmiş dipol kelimesi aslında buradan geliyor. İndüklenmiş oldu bu. Dolayısıyla biz bu dışarıdan gelen etkiyi ortadan kaldırdığımız zaman yine kutupsuz hale gelecek bu molekül. O yüzden de indüklenmiş dipole biz anlık dipol adını da vereceğiz arkadaşlar. Yani geçici olarak dışarıdan bir etki sayesinde iki kutuplu hale gelmiş. Aslında kutupları olmayan bir tanecik demek oluyor bu. Ve soy gazlar için de aynı ifadeyi kullanabiliriz. Çünkü soy gazlar da kutupsuz taneciklerdir. Dışarıdan gelen bir etki sayesinde o atomlarda geçici olarak kutuplaşma şansına sahip olacaklar. Tamam mı? Yani iyon, dipol ve indüklenmiş dipol bu kavramları gördüğümüz zaman bize ne ifade ettiğini anladıysak bundan sonrası zaten oldukça kolay olacak. İnüklemeden bu şekilde bahsetmiştik zaten arkadaşlar. Hidrojendeki aslında dışarıdan hiçbir etki yoksa kutupsuz. Ancak dışarıdan bir etki sayesinde artı ve eksi kutupların ortaya çıktığını, bunun da anlık kutup olduğunu e, belirtmiş olduk arkadaşlar. Şimdi diyeceğiz ki Taneciğin taşıdığı elektron sayısı ne kadar fazlaysa polarlanabilme yani aslında bu indüklenme dediğimiz olay o kadar yüksek olacak. Hani hidrojende oluşuyor e, o zaman florda da aynı şey oluşuyor ya da bromda da aynı şekilde dışarıdan gelen bir etkiyle kutuplaşma olacak. Eğer elektron sayısı fazlaysa molekülün yapısında bu defa kutuplaşabilen tanecik, kutuplaşabilen yük sayısı da artacağı için kutuplanma da artmış olacak. Yani aslında florla mesela kloru bromu kıyasladığımız zaman demek ki flordaki kutuplaşma yani indüklenme az ama bromda çok fazla olması gerekecek arkadaşlar. Bundan sonra diyeceğiz ki bunlar arasında oluşan etkileşimler bromda flora göre çok daha yüksek olacak çok daha fazla kutuplanabildikleri için. Hemen o zaman birkaç tane örnekli. Kimler hangi e, isimle isimlendirilir? Hangisi dipoldür, hangisi değildir? Ona karar verelim arkadaşlar. Şimdi bize tanecikler verdiği zaman ve bunların Lewis yapısını çizebiliyorsak polar mı apolar mı ona karar verebiliyorduk. Bu da zaten dipol mü yoksa indüklenmiş dipol mü onu söylememizi sağlayacak. Mesela BH3 için Lewis yapısının şöyle bir şey olduğunu geçen dersimizde öğrenmiştik. Dolayısıyla yapının apolar olduğunu görüyoruz. Herhangi bir şekilde kutuplaşma yok. Çünkü bu taraf artıdır, bu taraf eksidir deme şansına sahip değiliz. O yüzden bu indüklenmiş dipol oluşturabilir ancak. pH3'e gelecek olursak fosfor 5A grubunda olduğu için merkez atomda elektron çifti kalıyordu. Dolayısıyla şöyle bir Lewis yapısı çiziyorduk. Burada kutuplaşma var. Çünkü fosfor kısmi olarak eksi, hidrojenler ise kısmi olarak artı yükle yüklenmiş olacak. iki kutuplu bir yapı var karşımızda. Yani polar bir molekül yapısı var. O zaman bizim dipollüğümüzün karşılığı dipol olacak gerçekten. CCl4 karbon ortada etrafında şöyle dört tane klor vardı. Tabii ki klorların noktaları da var. Onları da koymayı ihmal etmiyoruz. Lewis yapısı dediği için 7A grubunda yer alan klordan bahsediyorsak eğer. Şimdi bu taraf artıdır bu taraf eksidir gibi bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla kutupsuz yani apolar bir yapı var. Eğer molekül apolarsa bu indüklenmiş dipole sahip olduğumuzu bize gösterecek arkadaşlar. Yani işimiz çok basit. Eğer polarsa direktmen dipol, apolarsa indüklenmiş dipol diyeceğiz. Eğer polarlık apolarlıkla ilgili hala da problemimiz varsa bir molekülün polar mı apolar mı olduğunu belirlemekte sorun yaşıyorsak bir önceki dersimizi tekrardan bir dinlemenizde fayda olacaktır ve yeterince örnek çözdükten sonra buraya çalışmakta yine fayda vardır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi o zaman Van der Waals bağlarının türlerini belirlerken burayı kullanacağız arkadaşlar. Mesela bize dese ki hidrojen klorür ya da hidroklorik asit moleküllerinin kendi arasında oluşturduğu etkileşime ne ad verilir? Bak şunu asla karıştırmıyoruz. HCl'nin içerisinde yer alan şu bağ yani çizgiyle gösterdiğimiz bu bağ zaten kovalent bağdı çünkü molekül içi bağdır o. Moleküller arasındaki etkileşimlere biz zayıf etkileşimler adını veriyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar diyeceğiz ki şimdi bu da polar bu da polar değil mi? Burası kısmi eksi, burası kısmi artı yüklü yüklü. Ele klorun elektronegatifliği çok daha yüksek olduğu için. Aynı şey burası için geçerli. Diyeceğiz ki bir molekülün negatif kutbuyla diğerinin pozitif kutbu arasında tabii ki bir çekim oluşur. İşte bu çekime biz Van der Waals bağı deriz. Ve bu örnekte ikisi de polar olduğu için ikisi de dipol şeklinde adlandırılacak. O yüzden etkileşimin türü de dipol dipol olacak. Buraya gelecek olursak arkadaşlar. Bak bir tane iyonumuz var. Bir tane de polar molekülümüz var. Su var. E, oksijenin eksiği hidrojenin artı yüklü yüklü olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla artı yüklü iyonla bunun negatif yüklü kutba arasında bir çekim oluşacak. İşte bu çekimde van der Waals bağı olacak. Peki türü nedir? Bu oluşan van der Waals bağı bir iyonla bir polar molekül yani dipol arasında oluştuğu için buna iyon dipol etkileşimi adını vereceğiz. Veya bir polarla biri apolar arasında da böyle bir çekim oluşabilir. Şimdi HBR'nin polar bir molekül olduğunu biliyoruz. Burası kısmı eksi, burası kısmı artı yüklü. Ama karbondioksit için böyle bir durum yok. Karbondioksitin her iki ucunda da oksijen var. Dolayısıyla kutuplaşan herhangi bir şey yok. Ama burada anlık olarak oluşan bir kutuplaşmadan ötürü aralarında yine bir çekim oluşuyor. Bak tekrar ediyorum. Şu bağın adı zaten kovalent bağ ya da karbondioksitin molekül içi bağlarının adı zaten kovalent bağ. Ama biz iki farklı molekül arasındaki çekimden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla bu çekim bir polar molekül yani bir dipol ve bir apolar molekül yani indüklenmiş dipol arasında oluştuğu için bu etkileşimin türü dipol-indüklenmiş dipol olarak adlandırılacak. Peki bir iyonla apolar arasında olsaydı, bu eksi ya da artı yüklü fark etmeyecek herhangi bir iyon ve herhangi bir apolar molekül arasında oluşan çekim, yani şu arada oluşan çekimden bahsediyorsak, bu e, bir tane iyon var elimizde, bir de indüklenmiş dipol var dolayısıyla iyon indüklenmiş dipol olarak adlandırılacaktı. Gelelim ikisi de apolarsa arkadaşlar. İster aynı tür molekül olsun, ister farklı tür bak fark etmiyor. Yani şu da i olsaydı aynı yorumu yapacaktık. E, bu da apolar, bu da apolar. İkisinde de bir kutuplaşma yok. Dolayısıyla dışarıdan gelen bir etkiyle anlık olarak kutuplaşacaklar ve aralarında bir çekim oluşacak. İşte bu çekime de indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol diyeceğiz çünkü her ikisi de apolar olduğu için her ikisi de indüklenmiş dipol olarak adlandırılacak ve biz bunu özel isim olarak London çekim kuvveti şeklinde tanımlayacağız. Hemen soru üzerinden daha da iyi anlayalım bu mevzuyu. Demiş ki aşağıdaki tanecik çiftleri arasında oluşan etkileşim türünü belirleyiniz. Hemen şuna bakıyoruz arkadaşlar. C6H6. Bak önceliğimiz şu: İyonik mi yoksa moleküler mi buna karar vermek. E, hepsi A metal demek ki molekül ve bütün hidrokarbonlar apolar yapıya sahipti. Bunun apolar olduğunu belirledik. Bu da aynı şekilde hepsi A metal dolayısıyla bir molekül yapısı ve NH3'ün polar bir molekül yapısına sahip olduğunu biliyorduk. Hemen şurada tekrar hatırlayalım. Şöyle bir Lewis formülüne sahipti. Merkez atomda elektron çifti varsa onun polar olduğuna karar veriyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar, bir polar, bir daha polar var. O zaman bir dipol, bir de indüklenmiş dipol vardır. Yani etkileşimimizin türü dipol, indüklenmiş dipol şeklindedir. Geliyoruz diğer örneğimize CF4. Bunun apolar bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Çünkü tam bir simetriye sahip. Br2 bütün diatomik yani iki atomlu element molekülleri apolar özellik gösteriyordu. O yüzden bu ikisi de apolardır. Her ikisi de apolarsa indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani London çekim kuvvetlerini oluşturacaktır. Üçüncü örneğe geliyoruz. Su. Arkadaşlar bunu zaten defalarca karşılaştık ve ezberledik artık. Polar bir molekül yapısına sahip. Buna gelecek olursak magnezyumu gördük bak metal var için içerisinde o zaman bu bir iyonik bileşiktir. Dolayısıyla etkileşimin adını belirleyecekse şey, iyonik bileşikten iyonlar gelecek deriz. Polar molekülden de dipoller gelir o zaman etkileşimin türü iyon dipol olur deyip karar verebiliriz. Ya da pH3 ve NH3 bak fosfor da azot da 5A grubunda yani pH3'ün levis yapısını çizecek olursak o da çok benzer bir formüle sahip olacak. Dolayısıyla her ikisi de polardır. Her ikisi de moleküldür. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? İkisi de polar olduğuna göre etkileşimimizin türü dipol-dipol olmalıdır. Yani taneciklerin iyonik mi, molekül mü? Molekülse polar mı, apolar mı? Buna karar verdikten sonra aralarındaki etkileşimi belirlemek sadece adını yerine yazmaktan ibaret olacak. Gelelim hidrojen bağından bahsetmeye. Arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz. Bak mesela hidroflorik asitin molekülleri arasındaki etkileşimi değerlendiriyorsak bak bu kısmi artı bu kısmi eksi bu kısmi artı bu kısmi eksi az önce yaptığımız gibi diyorduk ki bu e, kovalent bağ zaten molekülün içinde olduğu için o zaman iki farklı molekül arasında oluşan birinin artısıyla diğerinin eksisi arasında oluşan çekime biz zayıf etkileşim diyorduk. Şimdi buna çok benzer bir yazımı çizimi az önce HBR için yaptık. Orada dipol dipol dedik. Burada hidrojen bağ diyoruz. Bak bunun nedeni çok önemli. Tamam mı? Hidrojen bağını şöyle tanımlayacak olursak diyeceğiz ki fon elementlerinin buradan kastımız nedir? Flor, oksijen ve azot elementlerinden herhangi birinin hidrojenli bileşiklerinin molekülleri arasında oluşan etkileşimi hidrojen bağı denir. Yani kim var? HF var. Şekli gördük zaten. Ya da su var. Bak suyun yapısını çizmişiz zaten. Oksijenler kısmi eksi, hidrojenler kısmi artı olacak. Oksijen kısmi eksi, hidrojenler kısmi artı yükle yüklenmiş olacak. Molekülün içindeki bağlar zaten kovalent. Dolayısıyla bunun hidrojenleriyle bunun oksijeni arasındaki etkileşimi biz hidrojen bağının adını vereceğiz. Tamam mı? Bunun sebebi nedir peki? Farklı bir bağ olarak değerlendirilmesinin sebebi nedir? Ya da bu üç elementin özelliği nedir? Periyodik sistemdeki yerine dikkat edersek en sağ en üstte bu üçü yan yana duruyor. Bu 7A'da bu 6A'da bu 5A'da. Bu dolayısıyla elektronegatifliği en yüksek üç element bunlar. Hidrojene gelecek olursak elektronegatifliği en düşük ametalde hidrojen. Dolayısıyla bunlar arasında oluşacak bileşiklerde elektronegatiflik farkı çok yüksek olacağı için kutuplaşma da çok yüksek. Yani polarlar ama en polar moleküllerde de bunlar. Dolayısıyla da burada bahsettiğimiz artı ve eksi kutuplar çok yüksek kutuba sahip oluyor. Bu yüzden de arada oluşan çekim kuvveti diğer etkileşimlere göre çok daha güçlü oluyor. Bu yüzden hidrojen bazı zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür dedik. Diğer örneklere de bir bakalım arkadaşlar. H ve H2 zaten doğrudan azot, e, flor ve oksijenin nitrojenli bileşiği. Azotun hidrojenli bileşiği olarak NH3 var karşımızda. Bunun yanı sıra arkadaşlar oksijen ve hidrojenin ya da azot ve hidrojenin aynı molekülün yapısında bulunduğu organik bileşiklerin hepsi de bu kurala uyar. Yani C3OH değil mi? Veya C2H5OH deseydi bak oksijen ve hidrojeni yan yana gördük ve bunlar arasında kovalent bağ var ya bu kurala uyduğunu yani hidrojen bağından bahsetmek için yeterli. Ya da şöyle bir şey de olabilirdi. C5H11NH2. Bak burada da hidrojen bağırırız. Çünkü azot ve hidrojen yan yana ve aralarında kovalent bağ var. Dolayısıyla bu hidrojen bağı oluşturmaya oldukça yatkın bir moleküldür diyebiliriz. Peki şu ikisinin oluşturduğu hidrojen bağını birbiriyle kıyaslayacak olursak. Tamam İkisi de hidrojen bağı ama sonuç itibariyle eşit kuvvette de değiller. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Arkadaşlar önceliğimiz şu olacak. E, moleküller oluşturan atomlar arasındaki elektronegatiflik farkı ne kadar fazlaysa kutuplaşma o kadar yüksektir. Dolayısıyla da oluşan dipol dipol ya da hidrojen bağı daha güçlü olur. Şimdi buraya baktığımız zaman flor en elektronegatif element hidrojen ise negatifliği en düşük ametal. O yüzden bu Kutuplaşması en yüksek molekül yapısı o nedenle de burada oluşan hidrojen bağı güçlü bir e, hidrojen bağı olarak değerlendirilir ama suya geldiğimiz zaman burada iki tane hidrojen bağı oluşuyor o yüzden şöyle değerlendireceğiz bak şurada oluşan bir hidrojen bağı burada oluşan bir hidrojen bağından daha güçlüdür ama burada toplam iki tane hidrojen bağı olduğu için bunun ikisinin toplamı bunu döver bu yüzden suyun mesela kaynama noktası HF'den daha yüksek olur arkadaşlar. Ee, o zaman kıyaslama yaparken iki şeye bakacağız. Bir elektronegatifte farkı ne kadar yüksekse bağ o kadar kuvvetlidir. İki oluşan etkileşim sayısı ne kadar fazlaysa yine aynı şekilde e, bağ o kadar güçlüdür diyebiliriz. Hidrojen bağının şimdi dipol dipol derken polar iki molekül arasında oluşur dedik. Hidrojen bağ içinde aslında aynı şeyi söyledik. Bunların da hepsi polar özellik gösterecek. Ayrı bir kategoride değerlendirilmesinin sebebi şu arkadaşlar. Mesela Burada şöyle bir kıyaslamayla başlayalım. Biz F2, Cl2, Br2 ve I2 moleküllerinin mesela kaynama noktasını ya da etkileşimlerini kıyaslayacak olursak şöyle bir şey söylemiştik. Bunların hepsi diatomik element molekülü dolayısıyla tanecikleri arasında yani kendi tanecikleri arasında London çekim kuvvetleri var ve London çekim kuvvetleri elektron sayısı arttıkça güçleniyordu. O yüzden I2 büyüktür BR2 büyüktür CL2 büyüktür F2 gibi bir ilişki olmasını bekleyeceğiz. Yani periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe etkileşimin kuvveti artacak. Ama bu hidrojenli bileşiklere geldiğimiz zaman şöyle bir değerlendirmeye geçeceğiz. Şimdi normalde eğer hepsi dipol dipol etkileşime sahip olsaydı HI'nin gene en yüksek olmasını bekleyecektik. Ama HI'yi buraya yazacağız. Sonra HBR gelmeliydi. Sonra HCl gelmeliydi ve en düşük HF olmalıydı ya. İşte HF normalde bu kurala göre en sonda gelmesine rağmen gelmesi gerekmesine rağmen en yüksek kaynama noktasında HF sahibi oluyor. Bu orada özel bir etkileşim türü olduğunu anlatıyor bize. Demek ki e, de bu üçünde olduğu gibi dipol dipol değil bundan başka bir bağ türü vardır ki biz onu zaten hidrojen bağı olarak isimlendirmiş oluyoruz. Aynı şey 6A grubunda var arkadaşlar. Mesela e, periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe kaynama noktasının yani etkileşimin güçlenmesini bekliyoruz ya. Normalde beklediğimiz H2TE'nin en yüksek olması. Oysa ki H2TE, H2SE ve h 2 s arasındaki ilişkiler hangi bir istisna durum yokken H2O normalde en düşük olması gerekirken en yüksek kaynama noktasına dolayısıyla en yüksek etkileşime sahip olduğunu görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Demek ki bu üçü arasındaki etkileşimle bunun tanecikleri arasındaki etkileşim farklıymış. Biz buna dipol dipol etkileşimi derken suyun tanecikleri arasındaki etkileşimi hidrojen bağı olarak isimlendireceğiz ki daha güçlü bir etkileşim olduğunu buradan kanıtlamış olalım. Bunu da şöyle bir grafikle açıklayabiliriz aslında arkadaşlar. Ee, 6A, 7A ve 5A grubu elementlerini ve bunların hidrojenli bileşiklerini değerlendirdiğimiz zaman periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe ne dedik normalde kaynama noktasının dolayısıyla da aslında kuvvetin artmasını bekliyoruz. Bak 6A grubunda H2S, H2S ve H2T için bu ilişki normal seyrinde devam ediyor. Normalde beklentimiz H2O'nun buralarda bir yerde olmasıydı. Oysa ki üçünde de daha, daha yüksek bir kaynama noktasına sahip bu özel bir bağ olduğunu gösteriyor. Aynı şey 7A grubu için ve 5A grubu için var. NH3 normalde pH 3'ten daha düşük olmasını beklememize rağmen daha yüksek bir kaynama noktasına sahip. Çünkü orada hidrojen bağı var. Ama 4A grubunda böyle bir şey yok. Bak Gayet de e, periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe yükselen bir kaynama noktası grafiği var. Bu 4A'da özel bir bağ turunun olmadığını bize zaten kanıtlamış oluyor. Gelelim etkin etkileşim türünden bahsetmeye. Arkadaşlar şimdi hidrojen bağını tanımlarken dedik ki, Fon grubu elementleri içeren bileşikler arasındaki bileşik moleküller arasındaki etkileşim hidrojen bağıdır ve bu moleküllerin tabii ki polar olması gerekiyor. E polar moleküller arasında dipol-dipol etkileşimleri oluştuğunu daha önce söylemiştik. O zaman diyeceğiz ki mesela su molekülleri arasında şimdi hidrojen bağı var. Hidrojen bağının olması molekülün polar olması gerektiğini gösteriyor ve polar moleküller arasında oluşan bu dipol-dipol etkileşimlerinin demek ki su moleküllerinde de olması gerektiğini anlıyoruz. Şimdi molekül polar olsa bile dış etki sayesinde kutuplaşması artacaktır değil mi? Buna da indüklenme diyorduk zaten. Dolayısıyla bir molekül polar olsa bile orada indüklenmiş dipoller zaten içeride vardır aslında. Bu indüklenmeden kaynaklanan bir London çekim kuvveti de her halükarda oluşur. Molekül polar olsa bile oluşur. Ama biz Hidrojen bağı dipol dipol ve London'ı kıyasladığımız zaman ne dedik? En güçlü bağ hidrojen bağı. Dolayısıyla o varken diğer ikisinin esamesi okunmayacağı için etkin olan etkileşim türü olarak hidrojen bağını kabul edeceğiz. Yani soru su molekülleri arasında London çekim kuvveti var mıdır derse bize evet vardır. Ya da su molekülleri arasında dipol dipol etkileşimi var mıdır? Evet vardır. Ama etkin olan etkileşim sadece hidrojen bağıdır diyeceğiz. HCl'ye gelelim arkadaşlar. Molekül polar ama fon kuralına uymuyor. Dolayısıyla hidrojen bağı burada yok. Ne var? Polarlıktan kaynaklanan dipol dipol etkileşimleri var. Ama ne dedik? Dipol dipol varsa orada bir kısmi etkilenmeden ötürü yani indüklenmeden kaynaklanan bir London çekim kuvveti de vardır. Ama her ne kadar HCl molekülleri arasında London çekim kuvveti olsa da dipol dipol dururken onu önemsemeyiz. Dolayısıyla etkin olan etkileşim türü dipol dipoldür. Ama C2 gibi apolar moleküllerden bahsediyorsak burada dipol yapısı yok yani kalıcı bir kutuplaşma yok dolayısıyla bu iki tanecik arasında oluşacak tek etkileşim London çekim kuvvetleri sayesinde sağlanır o yüzden de etkin olan etkileşim Londondır sadece o olduğu için o zaman nasıl genelleme yapacağız hidrojen bağı varsa dipol-dipol ve Londonda vardır ama etkin olan hidrojen bağıdır. Dip, hidrojen bağı yok sadece polarlık varsa dipol dipol etkin olmasına rağmen ortamda da vardır ve London tek başına ise ancak etkin olan etkileşim türü olabilir veya her halükarda her ortamda illaki London çekim kuvveti vardır sadece yalnız kaldığı zaman etkin özellik gösterir şeklinde burayı tanımlayabiliriz hemen bir soru çözelim o zaman aşağıdaki taneciklerin Aynı şartlarda kaynama noktaları arasındaki ilişkiyi belirtiniz arkadaşlar. Fiziksel özellikler üzerindeki etkileşim etkisini değerlendirmeye alacak olursak bak kaynama noktası bu etkilerden birisi çok önemlisi ve diyeceğiz ki etkileşim ne kadar kuvvetli olursa kaynama noktası da o kadar yüksek olur. Çünkü kaynamak demek zaten moleküllerin birbirinden kopmasını sağlamak demek ya aslında. Etkileşim ne kadar güçlü olursa bu molekülleri birbirinden koparmak için o kadar yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyarız. Bu da kaynama noktasının artması demek olur. O zaman bize verilen molekülleri kıyaslarken şunu yapacağız. Molekülümüz polar mı apolar mı ona bir karar vereceğiz. Eğer polarsa da fon kuralına uyuyor mu uymuyor mu ona bir bakacağız. Yani aslında tanecikler arasındaki etkin olan etkileşim türünü belirleyeceğiz. Bak HV, HCl, HBr bunların üçünün de polar olduğunu... Şuradaki diatomik molekül yapılarının ise apolar olduğunu zaten biliyoruz öyle değil mi? Şimdi o zaman bunların tanecikleri arasında kesinlikle ve kesinlikle London çekim kuvvetleri var. Kendi molekülleri arasındaki etkileşimden bahsediyorum tabi burada. Yani 2F2 molekülü arasında ya da 2 tane Cl2 molekülü arasında oluşan etkileşim London çekim kuvvetiymiş. Bunlara gelecek olursak 3'ü de folar. Bu ikisi fon kuralına uygun durumda değiller. Çünkü flor oksijen azottan birini içermiyorlar. Hidroflorik asit ise fon kuralına uygun durumda. Dolayısıyla şu iki molekülün tanecikler arasındaki etkin olan etkileşim türü dipol-dipol olacak. Polar oldukları için HF'deki etkin olan etkileşim türü hidrojen bağı olacak. Bak ne yaptık? Bütün tanecik moleküllerin kendi tanecikleri arasındaki etkileşim türünü belirledik. Şimdi şunu yapacağız artık. Bu etkileşim türüne göre en güçlü etkileşim kaynama noktası en yüksek olan molekül yapısını verecek bize. Yani bunlar arasındaki HF'nin en büyük kaynama noktasına sahip olmasını bekleyeceğiz. Ardından dipol dipoller gelecek. Şimdi bu ikisi HF'den sonra yazılacak ama önce hangisini yazmamız gerekiyor? Hangisi daha güçlü? Bu defa arkadaşlar eğer etkileşimin türü aynıysa bakacağımız şey e, periyodik sistemdeki yer yani aslında kütlesi olacak diyebiliriz. Brom... Klora göre daha aşağıda olduğu için periyodik sistemde daha yüksek bir kütleye sahiptir. Daha fazla elektrona sahiptir. Bu yüzden de onun kaynama noktası klorunkinden yüksektir. Yani HBr büyüktür. HCl diyeceğiz. Bak floru en öne çeken özellik nedir? Hidrojen bağına sahip olması. Şimdi bu üçü de apolar yani London çekim kuvveti olduğuna göre bunlarda ne yapacağız? Periyodik sistemde hangisi daha aşağıdaysa onun kaynama noktası daha yüksektir diyeceğiz. Yani Br2 gelecek. Sonra CL2 gelecek. En düşük kaynama noktası da flor gazına ait olacak. O zaman şöyle konumuzu bitirirken nelerden bahsettik. Van der Waals bağlarını değerlendirmeye aldık. Hidrojen bağlarını özel bir bağ türü olarak değerlendirdik. Ve taneciklerin türüyle aslında bu oluşan etkileşimleri kıyaslamış olduk, karşılaştırmış olduk. Etkileşimlerin fiziksel özellikleriyle ilişkisini inceledik burada özellikle tabii ki kaynama noktası üzerindeki etkisinden bahsettik dedik ki etkileşim kuvvetlendikçe kaynama noktası da buna paralel olarak artış gösterir. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki ödüllü soruları cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı asla ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.